Merhaba. Şimdi sizlerle yeni bir sorun söyleyeyim videosu hakkında bilgi paylaşımlarında bulunacağız. Sizlerin vermiş olduğu oylar neticesinde 25 beğeni ile ön plana çıkan Mir Heydarlı arkadaşımızın sorusunu okuyorum. İrade nedir? Nasıl güçlendirilir? İrade en kısa tanımıyla haktır. Hak, o güce sahip olmak, o güç hakkında yetkili olmak anlamına gelir. Hak nedir? Var olan, olmuş ve olacak olan her ne varsa her şeyin bilgisine, o bilgi neticesinde yaratımı ve varoluşu oluşturan deneyim ve deneyim sonucunda bilgeliğe dönüşmesi sürecinin hakkına sahip olmaktır. Peki bu hakkı, bu varlığı, varoluşu, gücü, her şeyi kapsayan olguyu kim yönetir? Her zaman bir yönetir. Bir nedir? Kuantum alanda bahsettiğimiz üzere her şeyin potansiyeli olarak mevcut olduğu sonsuz olasılıklar zinciridir. Yani her şeyden her şey olabilmektedir. Ancak kuantum alanlar da kendi içinde belli bölünmeler ve parçalanmalar şeklinde gider. Bu fraktal geometri videomuzda anlattığımız gibi her şey bir desenler, bir örgüler şeklinde devam eder. Bu mikro düzeyde de böyledir, makro düzeyde de böyledir. Makroyu oluşturan şey nedir? Mikronun içindeki yapı parçalarıdır. Yani küçük kuantum alanlardır. Okyanus örneğinde vermiştik. Özün hepsini tanımlayan şey okyanustu. Ancak özü oluşturan birim neydi? Su damlalarıydı. Aynı şekilde şu an 3 boyutlu düzlemde yaşamış olduğumuz realitede bedenimiz birden başlayan ve çoğalarak genişleyen bir kuantum alanın bütünselliğidir. Bunun içinde gözümüzle görmediğimiz hücrelerimiz, hücreleri oluşturan atomik yapılarımız, onun da altına indiğinizde kuantum alanda kuarklar diye bahsettiğimiz küçük yapılar ve daha ismini bilmediğimiz ve keşfedilmemiş daha alt, daha küçük yapılar vardır. Ancak bütün bedenimizi oluşturan bu güçlü yapının temel taşı kuantum alandaki o hiç diyebileceğimiz en küçük yapı taşının birleşip bütünleşmesinden kaynaklı trilyonlarca hatta daha fazla rakamda birlerin birleşiminden oluşan bir bütünlük olmuştur. Ve biz buna baktığımız zaman bedenimizi de bir olarak algılarız. Bir beden, benim bedenim, senin bedenin şeklinde. Peki bu beden nasıl oluşur? Ruhun bilgeliği sayesinde oluşur. İlk spermle başlayan, ana karnında gelişen, 3 boyutlu düzlemdeki yani kimyasal birleşimler, form düzeyindeki kimyasal birleşimlerin bir araya gelmesiyle başlar. Bunun ilk oluşmasını yani bu yapı taşının oluşmasını sağlayan şey nedir? Ruhun bilgeliğidir. Ruhun bilgeliği nedir? Sahip olduğu makro düzeyde yani bütün özün bilgisine sahip olan bir yapıdır. Ve bu bedenin nasıl yapılacağı şeklinde hangi kimyasalların neylerle birleşeceği, hangi atomların hangi atomlarla birleşeceği şeklinde bu bedeni oluşturacak bütünlüğün bilgisine ve bilincine sahiptir. Çünkü daha önce defalarca yapmıştır. Bu düzlemde de, bu boyutta da yapmıştır. Diğer boyutlarda da yapmıştır. Ancak şu anda bu dünyada, bu boyutta bu bedeni oluşturarak bu beden vasıtasıyla yeni deneyimler kazanmak adına bunu yapar. Onun için çok basittir. Ve anne karnında bunun kimyasallarını birleştirerek bir üstad, bir usta gibi bu bedenin yani bebek yapısının ilk oluşumunu sağlar. Ondan sonra bebek dünyaya gelir ve belli yaşa kadar bebeğin bütün vücudunu, bütün hareketlerini
ruh hakimdir. Tüm bedeni hakkının sahibi, yetkilisi odur. Ve bu sonsuz bilgeliğiyle o küçücük bedeni, yani küçücük bebeği o bilgeliğiyle yönetir. Yaşamın süreçleri içerisinde ilk önce o ruh, yani bu bedeni yetkisiyle, gücüyle kullanan, yani iradesine sahip olan yapı, zaman süreçlerinde zihin dediğimiz küçük bir yapı oluşturur. Yani ilk doğduğu andan itibaren beynin içinde ilk öğrenişle başlayan bir bilgi birikimi ve o bilgileri deneyimleyip bilince dönüştürecek bir yapı oluşturur. Bunun ismi de zihindir. Yani bu bedene ait olan, bu bedenin yaşamış olduğu sınırlı, kısıtlı, küçük bir alanda beynimizin minicik bir yerinde bir yeni ruh oluşturur. Yani aslında zihin ruhun bebeği gibidir. Yani yeni bir ruh oluşumudur. Burada yeni bir ruh yaratmaktadır. Ancak sıfırdan başlayan, yani şu bedenin algılayabildiği, dünya üzerinde gördüğü, deneyimlediği bilgileri barındırdığı için o ruhun sonsuz, yani makro bilincini kapsayan bilgileri algılaması çok zor ve sınırlıdır. Bunu beden vasıtasıyla deneyimlemeye başlayan ruh, aynı zamanda o beynimizin içindeki zihin dediğimiz, yani minik ruhun deneyimleme sürecini başlatmış olur. Sıfır olan beynine yaşamın içinde deneyimlediği şeyler neticesinde bir takım algılar ve bunun sonuçları neticesinde bilgi odacıkları şeklinde bütün yaşadığı deneyimleri kaydetmeye başlar. Neyi kaydeder? Nefes almayı kaydeder. Deneyimler, nefesi hisseder. Onu kaydeder. Nefes vardır, onun için gereklidir. Bakar görür, görmeyi kaydeder. Ses duyar, duymayı kaydeder. Dokunur, dokunmayı kaydeder. Kısaca beş duyusunu kaydeder. Zihin dediğimiz şey, yani beyni bir hard disk olarak düşünürseniz o bilgileri yavaş yavaş kaydetmeye başlar. Daha sonra yaşamış olduğu ailesi, yani yakın çevresi, yakın toplumu tarafından ona öğretilen bilgileri alıp deneyimleyip onları da kodlamalar şeklinde zihnine kaydeder. Yani beynine kaydeder. Toplumdan neyi alırsa onları kaydeder. Yavaş yavaş ruh da bu bedenin hakimiyetini, yani beden üzerindeki yetkisini, yönetme yetkisini egoya teslim eder. Ego nedir? Sadece görmüş olduğumuz üç boyutlu düzlemde, yani form düzeyinde şu bedeni yöneten yöneticidir. Yani yetkiye sahip olan birimdir. İrade ondadır. Artık bedeni ego yönetmektedir. Ego neye göre yönetmektedir? Bu bedenin bütünselliğini bir arada tutabilmek amaçlı bir yönetim yapmaktadır. Bu nedir? Form düzeyinde algıladığı ve kendisine verilmiş olan bütün hakların kendisine sahip olmasına rağmen sadece üç boyutlu düzlemde bu bedenin algısına göre, yaşamış olduğu bilgi birikimine göre bir takım tutumlar geliştirerek bütün iradesini, yani yönetim gücünü onlara yönelik kararlar vererek devam ettirmeye başlar. Bunlar nedir? Ateşe dokunur, bir yeri yanar, ateş kötüdür der. Bunu bir kalıp olarak yerleştirir. Ateş bedenimi yok edebilir, bu bütünlüğü yok edebilir. Bunu korumalıyım, ateşten uzak durmalıyım. Kalıbını yerleştirdiğinde artık her ateş düşüncesi ya da ateşle ilgili bir düşünce geldiğinde direkt beyninin içindeki kayıtlara başvurup oradaki eski, kodlanmış, yaşanmış bilgiler neticesinde bir yargıya varır. Ateş kötüdür der. İşte iradeyi ateşin kötülüğü yönünde bir karar vererek, yani yargılayıp o karar neticesinde bir sonuca vararak hayatı idame ettirmeye devam eder. İlerleyen süreçlerde neler ortaya çıkar? İlişkiler ortaya çıkar. Bu ilişkiler nedir? Herhangi birisiyle yaşamış olduğu bir olay karşısında bir sonuç oluşur. Ona zarar verdiğini düşünen
ya da ona zarar oluşturacak düşüncesiyle yaşamış olduğu olgular varsa onun için o kötüdür ve o kalıbı oluşturur. Nedir? Para kötüdür. İyiler paraya sahip değildir. Kötüler paraya sahiptir. Burada ne yapar? Yoksunluk bilincini kodlamış olur. Parayla ilgili herhangi bir düşünce geldiğinde o anda hemen onu mevcut kodlanmış zihnindeki bilgilerle yargılar. Ego der ki para kötüdür ve parayla ilgili hangi düşünce gelirse gelsin onu kabul etmez ve yargılar, der ki para kötüdür, atar. Ve bu zamandan sonra artık şu mevcut bedenimiz parayla ilgili açıklığa gelecek herhangi bir düşünceye kapanmış ve kapatılmış olur. İrade neticesinde bu olmuştur. Buna karar veren nedir? Ego. Neye göre karar vermiştir? Sınırlı zihnimize göre. Yani şu bedende, beynimizin içinde kayıtlı olan kodlara göre, yargılara göre karar vermiştir. Oysa ruhumuz makro bilincin bütün bilgisine ve tecrübesine sahiptir. Ve bunu bilir. Ve sizi bu düşünceden dışarıya çıkarmaya çalışır. Yani sizi genişletmeye çalışır. Zihninizin daha da genişlemesini, onun gibi olmasını, bilinen ya da bilinmeyen her şeye açık olmasını ve genişleyerek ilerlemesini sağlamaya çalışır. Bunu nasıl yapar? Herhangi bir olumsuz, sıkıntılı, üzüntülü bir düşünce geldiğinde sizin içinizde bir baskı oluşturur. Ve sıkıntı dediğimiz, içim daralıyor dediğimiz durumlar oluşur. Ruhunuzun sesi çok derinlere inmiştir. Ve siz bunu his olarak algılamaktasınızdır. Dersiniz ki ruhum sıkıldı ya. Burayı sevmedim ben. İçim sıkıldı, buradan gidelim dersiniz. Ya da bu insanı sevmedim, bunun sohbetleri beni sıktı, gidelim buradan dersiniz. Bunun sebebi budur. O sınırlı zihniyle size bir şeyleri ifade etmektedir. Zihniniz hoşuna gitmektedir ve dinlemektedir. Ancak ruhunuz demektedir ki sen bundan daha fazlasın, sen daha sınırsız, her şeyi yapabilecek hakka ve güce sahipsin. Bu irade senin elindedir. Nedir? Bunun yetkisi sendedir ama sen bilmiyorsun. Yürü, bırak, onu dinleme. Sen bilinmezliğe açılmalısın. Bilinmezliğe açılmak nedir? Gelen her düşünceyi, saf düşünceyi kabul edip onun ne olursa olsun kabul etmektir. Ama zihin ne yapar? Sebeplerle gelen bu düşünceyi yargılar. Neden? Çünkü irade egonun elindedir. Ego der ki, şu zenginlik düşüncesi bize uygun mudur? Hemen zihniniz, yani beyninizdeki kayıtlarınız hayatın başlangıcından itibaren, yani doğduğunuz andan itibaren aileniz, sosyal yaşantınız, şu an bulunduğunuz durum, çalıştığınız iş, geliriniz vesaire bu bilgileri alır sizin önünüze çıkarır. Der ki bu zenginlik bilinci bize göre değil. Neden? Şu an aldığım maaş bu kadar, bu bize yeterli değil. Çünkü bu zenginliği satın almak için paraya ihtiyacımız var. Senin maaşın buna yetmez. Peki oturduğun ortam ya da yaşadığın kültür, senin yaşam tarzın uygun mudur? Yine sorgular. O zenginlik bilinci şatolarda yaşamaktadır, lüks villalarda yaşamaktadır, bolluk ve bereket içindedir. Yine der ki bunları kullanacak bir kültürüm yok. Onlar bana ait olsa bile ben bunları nasıl kullanabilirim? Ben yetersizim. Yani bu gücü kullanabilecek iradem yok. Çünkü ona sahip değilim düşüncesiyle bunu da reddeder. İrade her zaman o yetkinin sizde olduğunu bilmektir. Bunu bildiğiniz zaman ne yaparsınız? Her zaman o gelen saf düşünceyi ne olursa olsun sonucunu düşünmeden hislerinizle hissedip bu yönetimi, yani yetkiyi ruhunuza vermeniz lazım. Zihninize verdiğiniz her seferinde sınırlı düşünceyle bu hayatı ifade eder ve deneyimlersiniz. Ancak bu yetkiyi, yani iradeyi ruhunuza verdiğiniz zaman makro bilince, yani özün sınırsız düşünce okyanusuna kendinizi açmış olursunuz. Dolayısıyla bu her ne düşünce olursa olsun, zenginlik bilinci de olabilir, varlık bilinci de olabilir, sınırsız oluşa ve olgulara kendinizi açmış olursunuz.
bunu yargılamadan aldığınızda saf düşünceyi, o hayatınızın içinde realite olarak deneyimlenmek üzere adım adım yeni düşünceleri, yani o saf düşünceyi oluşturacak yeni düşünceleri zihninize doğru akmasını sağlar. Yine siz onu yargılamadan kabul ettiğinizde o da ruhunuzun iradesinde, yani ruhunuzun karar verdiği olanı olduğu gibi kabul et. Her neyse sen o hakka sahipsin durumunda bir yetkilendirme ile evet dersiniz. Yargılama yapmadan demiş olursunuz. Çünkü ruh yargılamaz. O deneyimlemek ister. Hem bu mevcut üç boyutlu düzlemde hem de sınırsız boyutların ve varoluşların olduğu her katmanda bu deneyimlenmemiş duyguları deneyimleyip bilince, yani bilgeliğe dönüştürmek ister. Bu sistem bu şekilde işler. Yani irade haktır. Yani sizin sahip olduğunuz haktır ve onun yetkisi de sizdedir. Ancak siz bu yetkiyi sınırlı zihninizde yetkisizlik haline getirmiş ve yetersizliğe dönüştürmüşsünüzdür. O yüzden bunu kullanamazsınız. Bunu da güçlendirmenin yolu tüm bedeninizi, tüm varlığınızı egonuzun, yani zihnin içindeki olgular neticesinde yargılayan bir egonun yönetiminden tekrar geriye alıp o ilk doğduğunuz andaki ruhunuzun bütün bedenine, bütün hücrelerine hak sahibi ve yetki sahibi olmasını sağlamanız gerekir. Ve bütün hücrelerinizin, bütün atomik yapılarınızın isteğiyle bir ve bütün olduğunda onların isteği de bilinmeyeni bilinir kılmak ve deneyimlemek olduğu için ruhsal bütünlüğünüzü oluşturmuş olursunuz. Bunu size, bu tabii çok güçlü bir bildirimdir. Çok yüksek frekanslı bir bildirimdir. Bunu daha düşük frekanslı, bu üç boyutlu düzlemde bir örnekle anlatmak istiyorum. Oturup bir ev hayali kurarsınız. Dersiniz ki, ya şurada gördüğüm bir taş ev vardı, çok güzeldi. Ben de ona sahip olmak istiyorum. Bu taş evi deneyimlemek istiyorum diye düşüncenizde bu olguyu görürsünüz. Onu o şekilde ruhunuzda hissettiğiniz şekliyle alırsanız, hiç yargılamazsanız o taş eve sahip olmuşsunuzdur. Ancak zihninizde, yani egonuzda yargılarsanız hemen bu düşüncenin arkasından bir yargılama gelecek. Sen nasıl sahip olabilirsin ki? Taş ev fiyatları 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon, 10 milyona kadar gidiyor. Senin maaşın şu kadar ya da gelirin bu kadar. Bunu yapabilmenin imkanı yok. Zamanı hesaba vurduğunuzda ömrünüz bile yetmez. O anda işte o düşünceden vazgeçersiniz. Çünkü ona hak sahibi olamayacağınız düşüncesi vardır. Dolayısıyla bu konuda yetkili değilsinizdir ve kendi yetkinizi kendi ellerinizde kendinizden alırsınız. Halbuki saf düşünceyi olduğu gibi alan birisi, onu bulunduğu şartlar, koşullar, zihnindeki kodlar ne olursa olsun, hiç yargılamadan olduğu gibi aldığında, diğeriyle aynı şartlara, aynı gelire sahip olmasına rağmen bunu kabullenir. Bu düşünce onda müthiş bir haz, sevinç, mutluluk oluşur. Ve o evin içinde kendisini görür. O evin içinde yaşadığını görür. O eve sahip olduğunu görür. Sahip olduğu için de o evi kullanma yetkisi ondadır. Yani irade ondadır. Buraya kadar hiçbir sorun yoktur. Ancak her düşüncede zihin, yani zihni yetkisi, kullanma yetkisi olan ego devreye girer ve her düşünceyi her aşamada yargılar. Siz yine iradeyi, yani yetkiyi elinizde tutup ruhunuza verdiğinizde, yani ruhunuzu yetkili kıldığınızda artık ruhunuz o iradeye sahiptir. O düşünce ne olursa olsun ruh yargılamadan kabul eder. Arkasından gelen düşünceler ufak ufak o eve sahip olmamız doğrultusunda gelen düşüncelerdir. Yani patikanın küçük küçük taşlarıdır. Bu şekilde düşünen, bu iradeye sahip birisi,
ne düşüncesini birine anlatır, ne başkasının düşüncesine ihtiyacı vardır. Ve bu serüvene adım atmıştır. Hiçbir zaman cebindeki parayı, mevcut durumunu, şu anki kapasitesini düşünmez. O düşüncenin arkasından devam eder. Ne yapar? Sadece o hayali, o ideali zihninde canlandırmaya devam eder. Aynı zamanda ne yapmıştır? Zihnini, yani egosunu da eğitmiştir. Kendisinin örnekleriyle zihninin ikna olması yolunda adımlar atmaya başlamıştır. Zaman süreçlerinde bu ev idealini her zaman aynı şekilde tuttuğunda, yani o bir kararsa, o bir yetki ise, bunun sonucunda alınmış bir kararsa, o kararın arkasında durmak, emin adımlarla yürüyerek o hedefe doğru ilerlemektir. Bunu nasıl yapar? O ev idealini barındırırken bir anda aklına bir düşünce gelir. Arabaya bin git. Evle bunun ne alakası var? Hayır, var. Arabasına biner, herhangi bir yere gider. Yani ruhunun sesini dinler. Çünkü iradeyi ruhuna vermiştir. Ve o anda itiraz etmez, yargılamaz. Sadece arabaya biner gider. Herhangi bir yere gidiyordur. Bir bakar ki yol kenarında yığılmış bir sürü taş var. Gözüne çarpar. O taşlar onda müthiş bir his uyandırır. Bir keyif uyandırır. Arabasından iner, o tarlanın sahibinin bulunduğu eve gider. Der ki, bu taşlar size mi ait? Tarlanın sahibi der ki, evet ya, bizim tarlayı sürdük de bu taşları attık biz. Alabilir miyim bunları? Al al kardeşim der, zaten tarla sahibi onları atıp onlardan kurtulmak istemektedir. Çünkü o taşlar bitki üretmesine engel olmaktadır. Alın size malzeme. O kişi gider, bir kamyon tutar, mevcut olan boş tarlasına o taşları getirir. Daha sonra ne yapar? O taşların nasıl örüleceği, nasıl duvar yapılacağı hakkında düşünce ve bilgiler gelmeye başlar. Bu düşüncelerle birlikte hayatın içinde de öğrenim sürecini geliştirir. O taşlarla nasıl duvar öreceğini öğrenir, gider, ufak ufak o duvarı örmeye başlar. Duvarları bitirir, evin çatısı, zemini, kapıları kalmıştır. Yine bunları yapacak parası yoktur. Ancak hiçbir zaman kendisini yargılamamıştır. Yani hak olduğunu bilip, yani ona hakkı olduğunu bilip, o ev düşüncesini hala barındırdığı süreçte neyi yaşar? O kapıyı, pencereyi, zemini, tavanı oluşturacak düşünceler akmaya başlar. Çatıyı neyle yapacaktır? Ahşap ya da profil demirlerle yapacaktır. O düşünceler akmaya devam ederken bir bakar ki arazisinin içinde yaşlanmış ağaçlar vardır. Onun arkasından o ağaçları değerlendirme düşüncesi gelir. Gider ormandan, orman müdürlüğünden tapulu kesim yapabilmek için izni alır, o ağaçları keser, herhangi bir marangoza verip onları çatıda kullanacağı ahşap keresteler haline getirir ve çatıyı da yapar. Kapıları da yapar, zemini de yapar. Bunun toplamına baktığınızda ilk başta o ev 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon gibi bir rakamlardaydı. Ve ulaşamayacağınız, yani hak etmediğiniz, yani hak sahibi olamayacağınız bir değerdeyken, aslında ruhunuzun sesini dinlediğinizde, yani saf düşünceyi yargılamadan içeriye aldığınızda, ki bu iradeyi ruhunuza verdiğinizde bunu böyle yapar, 5 milyon liraya sahip olabileceğiniz bir eve 70-80 bin lira gibi çok cüzi bir rakamla sahip olabilir ve bir varlık elde etmiş olursunuz. Dolayısıyla sizin düşünceleriniz paradan daha değerli olan bir yapı, bir varlık oluşturan bir güçtür. Bunu fark edersiniz. İrade, hakkı, yetkiyi elinde tutan ve ona yön veren güçtür.
Siz iradenizi zihninize bıraktığınız sürece sınırlı ve kısıtlı bir düşünce süreçleri içerisinde sınırlı, yetersiz ve aciz olduğunuz kanısına varır ve o tutumları geliştirir ve sürekli acı, keder, mutsuzluk durumlarına doğru gidersiniz. Ancak ruhunuza teslim ettiğinizde o irade sonsuz, sınırsız, olanakları bitmeyen bir okyanusa açmış olursunuz. Ve iradeniz de bu şekilde güçlenmiş olur. Katkılarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Daha sonra bu videonun altına sormak istediğiniz soruları yazınız. Ve üçüncü olarak diğer yorumları okuyarak beğendiğiniz yorumun beğen tuşuna basınız ki bir sonraki sorun söyleyeyim videosunun konusunu o beğenilen yorumdan oluşturabileyim. Hepinize teşekkür ediyorum. Varlığın varlığındır.